Merhaba Fosokobi özel izleyicileri. Bugün Kamele Garden'da Kırköy'deyiz ve karşımızda Ali Kana bulunmakta. Bakalım bize hangi değerli bilgileri verecek. Merhaba Ali Bey. Merhaba Hanım. Öncelikle konuk ettiğiniz için bu keyifli mekanla bizi çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok keyifli, güzel, güler yüzlü insanların da bulunduğu bir yer burası. Ama Kamele Garden hizmetlerinden önce ben izleyicilerimize sizi tanıtmak istiyorum. Ali Kana kimdir? Nasıl tanıştı Kamele Garden'la? Ali Kana 1968 doğumlu. Evet. 36 yıldır bu sektörün içerisinde. Çocuklu yıllarından beri İstanbul'un çeşitli restoranlarında, evet, Atatürk Havalimanı, Florya bu bölgelerde 36 yıldır hizmet vermekteyim. Hizmet sektöründe sahası çekirdekten yetişme. Tam anlamıyla aynen öyle. İşini çekirdekten. Bilen, tecrübelerini kesinlikle buraya taşıyan bir hizmetkar görüyorum şu anda. Kesinlikle aynen. İşine gönül vermiş biri görüyorum. Aynen. Peki, öyle. Peki Kamele Garden'a geri dönecek olursak buranın hizmetlerini birazcık açalım. Neler var hizmetlerimizde? Bizim hizmetimizde ilk önce mangal başından başlayalım. Etlerimizi kendimiz alıp kendimiz pişirdiğimiz bir sektörümüz var. Evet. Konseptimiz 3 şey ayıralım. Bahçemiz var geniş kapsamda bir şekilde. Akşamları canlı müziğimiz var. Evet. Bununla beraber müşterilerimizi mangalda oturdu, etini yemeğini yedi. Ondan sonra kalktı, sıkıldı. Buyurun bir de içeride canlı müzik dinleyin diye alırız ondan müşterilerimizi. İçki içeride de servisiniz var. Aynı zamanda sunulmak isteyen izleyicilerimiz için. Tabii ki. İçki servisimiz de var. Peki. Evet. Aslında hizmet sektörü çok zorlu. Çünkü içerisinde gıda da var. Restoran sektörü deyince. Nerelere dikkat ediyorsunuz? Çünkü çok önemli bir sektör. Et sektörü aynı zamanda. Onlar için de birçok insan biliyorsunuz ki hatayı var. Vermeyen bir durum. Neler var hizmetlerinizi verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Bizim hizmet sektörümüzde öncelikle kaliteyi yakalamak lazım. İnsanları kesinlikle bir şekilde kandırmamak lazım. Kimse kimseyi kandıramaz. Kandıran ki sadece kendisini kandırır. Evet. Temizliğimiz her zaman için ön plandadır. Sıcakkanlılığımız, müşterilerimize karşı hemen hemen her konuda onların her dediği olacak şekilde, evet, hizmetimizi veririz. Aynı zamanda siz aslında et servis yaparken etleriniz kendi çiftliğinizin olduğundan bahsediyorsunuz. Kendi çiftliğimizden, Tekirdağ'dan kendi çiftliğimizden gelir etlerimiz. Kasabımızda işleyerekten müşterilerimize burada sunularız. Evet. Etlerimizden ve sektörümüzden bu zamana kadar Bakırköy'de örnek olarak göstermişizdir. Onu, evet, da söyleyeyim. Siz aslında şu anda gördüğümüz kadarıyla da insanlar kendileri de pişirebiliyorlar. Siz etleri servis ediyorsunuz masaya şu anda bizde görüldüğü gibi. Kendileri pişirmenin yanı sıra siz de pişirerek masalara servis ediyorsunuz. Kesinlikle öyle. Evet. Peki hizmet verirken demiştik ya gıdalarda neye dikkat ediyorsunuz? Nedir hani bizi çeken? Hijyenine dikkat ediyoruz. Temizliğe dikkat ediyoruz. Kendi çiftliğimizden olduğu için etin kalitesine dikkat ediyoruz. Evet. Etin işlenmesine bir kez onun gibi dikkat ediyoruz. Öncelikle, evet, dikkat ettiğimiz şeyler bunlardır. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Kaliteli hizmet anlayışınızdan ötürü. Farklı projelerinizle hedeflerinize ulaştığınız zaman tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben size çok teşekkür ediyorum. Bize şeref verdiniz, onurlandırdınız. Çok teşekkür ederim. Siz de Bakırköy halkının ve İstanbul halkının buranın lezzetlerine, sizlerin güler yüzüne davet edelim. Tekrar çok teşekkür ediyorum size. Bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın efendim.